Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte güveçte sucuk hazırlıyoruz. Tamam, malzemelerimizi de saymak istiyorum arkadaşlar. Şöyle, sucuğumuz bizimle, sonrasında domates, çarli son biber, kapya biber. İnanmazsınız yani böyle yarım yarım kullandım çünkü çok fazla gelsin istemedim. Yani sucuğun önüne geçsinler istemedim açıkçası. Sonrasında arkadaşlar tuzumuz, karabiberimiz bizim de isteğe bağlı pul biber de ekleyebilirsiniz. Ya da sarımsak tozu, soğan tozu da ekleyebilirsiniz. Sonrasında sıvıyağımız bizim de tereyağı kullanabilirsiniz. Zeytinyağı aynı şekilde, margarin ekleyebilirsiniz. Yani tamamen evinizde olan malzemelere göre ya da damak tadınıza göre onu ayarlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar birkaç tane güveci de şöyle çeçil peyniriyle yapacağım. Gerçekten bu da çok yakışıyor. Yani kimini sade, kimini de böyle peynirli hazırlayacağım. Eriyen herhangi bir peynir kullanabilirsiniz ya da tamamen peynir kullanmadan şuradaki malzemelerle de hazırlayabilirsiniz. Bu arada ben şöyle arkadaşlar sucukları bu şekilde doğradım. Yani gelişigüzel doğradım. Ama şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Dana kasap sucuğu kullanırsanız tabii ki de daha güzel olur ama benim evimde marketten aldığım vardı. O yüzden bunu kullanıyorum. Yani dediğim gibi kesinlikle kasap sucuğunu bu tarifte deneyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani özellikle böyle mangalda sucuk sevenler bu tarife bence bayılır. Sonrasında arkadaşlar şöyle domatesimi, biberlerimi de bu şekilde doğradım. Yani tamamen nasıl istiyorsanız aslında o şekilde doğrayabilirsiniz. Bu arada ben bugün airfryde hazırlayacağım arkadaşlar. Normalde fırında hazırlıyordum ama airfryer aldığımdan beri hep burada hazırlıyorum. Yani sizler ister airfryde ister fırında hazırlayabilirsiniz. O zaman ben artık bu güzelliğin yavaş yavaş hazırlanışına geçiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben güveçlerimi hazırladım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şöyle biraz biberleri, domatesleri, işte sucuğu kızarsın, pişsin. Sonrasında peynir ekleyeceklerimi, peynirlerini ekleyeceğim. Yani çeşit peynirlerini ekleyeceğim. Onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi artık bu güzellikleri tek tek almak zorundayım. Çünkü airfryer'ım hepsini almıyor. Ama fırında yapacaksanız tabii ki hepsini birlikte atabilirsiniz. Şimdi artık airfryer'ımı alıyorum ve 180 derecede toplam 20-25 dakika arasında değişiyor arkadaşlar. Tabii ki de ara ara kontrol edin. Çünkü malzemeden malzemeye farklılık gösterebiliyor. Modelden modele aynı şekilde farklılık gösterebiliyor. O zaman bu güzellik artık airfryer'a gidiyor ve nar gibi olup geri geliyor. Tekrardan herkese selamlar, merhabalar. Güveçte hazırlamış olduğumuz sucuklar servise hazır arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle de deneyin. Şöyle sizlere göstereyim. İki tanesini çeçil peynirle hazırladım. Bir tanesini sade hazırladım. Bu arada bu son çıktı. Bayağıca da bir sıcak. O yüzden şöyle tabak koydum altına. Sizlere bu şekilde göstereyim. Bakın arkadaşlar nasıl gözüküyor ama. Bir an önce yemek istiyorum. Bir de ekmek bitmiş evde. Hemen şöyle bir koşu fırına gideceğim. Şöyle sıcak sıcak ekmek alacağım. Sonrasında belki tekrardan airfryer'de biraz ısıtırım. Ve o şekilde tüketeceğim. Şöyle bunları da sizlere göstereyim. Ve artık yavaş yavaş videomu kapatayım. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.